Abilleyine şey olanırvaci Bismillarahmaniirhim. Boşanmış kadınlar kendilerini tutup, yeni bir nikah yapmadan önce üç adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa, kendi rahimlerinde Allah'ın, Önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları, bir derece daha fazladır. Unutmayın ki, Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Onların Rabbi de, dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem çünkü siz birbirinizdensiniz birbirinizden farkınız yoktur benim rızam için hicret edenlerin vatanlarından sürülenlerin benim yolumda işkenceye zarara uğrayanların benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır. Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının adını anıp kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışında siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi Allah'ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince onlara evvela öğüt verin vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe dövün şayet size itaat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın unutmayın ki üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır erkek olsun kadın olsun kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsak, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Bir de şöyle dediler falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa, sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa, hepsi ona ortak olurlar. Allah, onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o, hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip, iyiliği men ederler. Ve cimriliklerinden dolayı, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar, Allah'ı unutup terk ettiler. Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki, münafıklar, hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir. Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onları, Allah, geniş rahmetine mahsar edecektir. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, mü'min erkeklere de, Mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem adın cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar Dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir. Bunun varacağı sonuçta Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kim bir kötülük işlerse sadece o kadar cezalandırılır. Ama mümin olarak İster erkek ister kadın kim makbul ve güzel bir iş yaparsa işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir her şeye kadirdir. O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. Bu da Allah'ın Mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır. Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası. O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir: Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken, aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup, bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır. Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara, değerli bir mükafat da verilecektir. Ey iman edenler, mümin hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mümin olduklarını anlarsanız artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına kafir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri, siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek, bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de, İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri, sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Zira Allah, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''